Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videoda interaktif çengel bulmacayı nasıl hazırlayabileceğinizin bilgisini vereceğiz. Bulmaca hazırlamak için kullanacağımız ortam Learning Apps ortamıdır. Bu sayfaya learningapps.org adresinden ulaşabilirsiniz. İlk ulaştığınız sayfada eğer dil değişikliği yapmak isterseniz sağda yer alan bayrak işaretlerine tıklayarak Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz. Ekranınız otomatik olarak Türkçe'ye dönecektir. Learning Apps'e giriş yapabilmek için sağda yer alan giriş yazısına tıklamanız yeterlidir. Eğer hesabınız yoksa yeni hesap oluştur diyerek hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturmak için size bir kullanıcı adı, e-posta, şifre ve şifre tekrarı soracaktır. Bununla birlikte kullanım sözleşmesini aktif hale getirmeniz ve güvenlik kodunu da eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Daha sonra hesap oluştur diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Eğer daha önceden almış olduğunuz bir kullanıcı adı ve şifre varsa yine giriş kısmından kullanıcı adını ve şifreyi girerek giriş yapabilirsiniz. Biz de hemen girişimizi gerçekleştiriyoruz. Giriş yaptığınızda ekranınızda ilk olarak uygulama oluştur kısmına tıklamanız gerekmektedir. Uygulama oluştur kısmında aşağıya doğru geldiğinizde çengel bulmaca ve yine bulmaca türlerinden kelime yığınını görebilirsiniz. Biz ilk olarak çengelli bulmaca ile başlayacağız. Learning Apps'in daha önceki videolarımızda da ifade ettiğimiz üzere en güzel özelliklerinden bir tanesi uygulama oluşturmaya gitmeden önce bu uygulamaya yönelik daha önce yapılmış örneklerden bize fikir vermesidir. Örneğin çengelli bulmaca ile ilgili daha önce kullanıcıların yaptığı birkaç örnek uygulamaya burada yer verilmiştir. Sizler de bir uygulama gerçekleştirmeden önce burayı kullanarak bu uygulamanın nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygulama genel olarak yazılan kelimelerin çengelli bulmaca haline dönüştürülmesi ve ipuçlarıyla birlikte oyun haline getirilmesini içermektedir. İlgili kelimenin üzerine tıkladığınızda ise ilgili kelimeyle ilgili verdiğiniz soru ya da ipucu ve altında da çözüm kelimesi veya çözüm cümlesini yazacağınız kutucuklar gelmektedir. Kutucukların üzerine yazıları yazdıktan sonra OK tuşuna basmanız yeterlidir. Bundan sonra kontrol yapmak istediğinizde, yani çengelli bulmacayı bitirdiğinizde sağ alttaki tik işaretine tıklamanız yeterlidir. Gördüğünüz üzere işarete tıkladığımda kırmızıyla belirtti. Bu buranın yanlış olduğunu göstermektedir. Hadi şimdi kendi uygulamamızı oluşturmaya başlayalım. Öncelikle yeni bir uygulama oluşturun kısmına tıklıyoruz. Bir başlık yazmamız gerekiyor. Ben buraya ders tekrarı diyorum. Çünkü çengelli bulmacayı birçok farklı branşta, birçok farklı amaçla kullanabilirsiniz. Ben de sizler için daha önce farklı branşlardan birkaç soruyu alarak çengelli bulmacaların sadece belli branşlarda değil, neredeyse tüm branşlarda kullanılabilitesini göstermek istedim. Açıklama metni kısmında bu uygulama ile ilgili açıklama yapmanız gerekiyor ise bunları yazabilirsiniz. Talimatları yine bu kısımdan verebilirsiniz. Bu alanı boşta bırakabilirsiniz. Örneğin ben bir tane talimat vereceğim. Talimatlardan bir tanesi, eğer benim cevabım iki kelimeden oluşuyor ise bu iki kelime arasında boşluk bırakılmamasını istiyorum. O yüzden buraya talimat olarak lütfen ilk kelimeden oluşan cevaplar için arada boşluk bırakmayınız sözcüğünü yazacağım. İsteğe bağlı olarak arka planınıza bir resim yükleyebilirsiniz. Ben bugün arka plana bir resim eklemeyeceğim. Hemen altında sorular kısmımız var. Sorular kısmımızda birkaç farklı tipte soru eklememize izin vermektedir. Biz bugün bunların hepsini burada göreceğiz. İlk olarak matematik branşı ile ilgili bir soru hazırladım. Bu soruda işçi problemlerinden bir tanesi yer almakta.
ve sorumuzun cevabı da 6. Şimdi ilk ekleyeceğimiz şey metin olduğu için ilk olarak metin seçeneğini seçiyorum. Ve benim sorumu buradan kopyalayıp direkt buraya yapıştıracağım. İsteğe bağlı olarak açıklama kısmına da açıklamanızı yapabilirsiniz. Açıklama kısmının nasıl kullanıldığını özellikle video eklediğimizde ve resim eklediğimizde daha iyi anlayacağız. Sorularımızı yazdıktan sonra hemen altına cevabını yazmanız yeterlidir. Bir tane text tabanlı bir soru ekledim matematik branşı ile ilgili ve altına da bir cevap yazdım. Şimdi başka parçalar ilave ekleyerek devam ediyorum. Benzer şekilde Türkçe dersi ile ilgili de bir soru ekleyeceğim. Örneğin oluş fiilleri ile ilgili bir soru sordum. Herhangi bir etki altında olmaksızın bir varlıkta kendiliğinden oluşan değişikliği anlatan fiillerdir. Cevabım da oluş fiilleri. Arada hiçbir boşluk bırakmadan bu cevabı da yapıştırıyorum. Benzer şekilde başka bir parça oluştur diyerek hemen yan taraftaki metni sese çevir özelliğini kullanmak istiyorum. Örneğin İngilizce ile ilgili bir çalışma yapacaksınız. Bu hayvan sözcüğünün Türkçe karşılığını bulunmasını istiyorsunuz. Kelimeyi yazdıktan sonra yan tarafa açıklama yapmanız önemlidir. Çünkü kişinin ne yazacağını bilmesi gerekir. Örneğin, duyduğunuz kelimenin Türkçe karşılığı nedir diye bir soru sordunuz. Kişi ilk olarak bu kelimeyi dinleyecek, hemen sonrasında soruyu okuyacak ve Türkçe karşılığını da aşağıya yazacaktır. Büyük harflerle hayvan yazıyorum. Benzer uygulamayı sadece İngilizce için değil, bu platformun desteklediği Almanca, Fransızca, İtalyanca ve benzeri diller için de kullanabilirsiniz. Bu bizim metni sese çevir özelliğiydi. Hemen bir sonrakine geçelim. Örneğin isterseniz resim vererek bu resimle ilgili de sorular sorabilirsiniz. Mesela görsel sanatlar dersi için ben renk karışımlarını işledim. Ve renk karışımları ile ilgili olarak bir soru sormak istiyorum öğrencilere. Bunu daha önce ben bilgisayarım üzerinde kaydetmiştim. Hemen renk karışımları dosyasını alıyorum. Sağ yukarıda bakın resmin yüklenmesi tamamlandı dedi. Bunu nereden yaptım? Resmi seç dedikten sonra resmi buraya çek veya buraya çift tıkla kısmından yaptım. Ve masamın üzerinden resmi buraya ekledim. Tamam seçeneğini seçtikten sonra resmin eklenip eklenmediğini şuradaki kısma gelerek görebilirsiniz. Kontrolümü sağladıktan sonra resmimin sağlıklı bir şekilde eklendiğini görüyorum. İsterseniz yan taraftan resminizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte yine hem buradan hem de düzenle kısmından resminize filtre ekleyebilir, boyutunu değiştirebilir, kesebilir ve üzerine yazılar yazabilirsiniz. Buradaki editörden resminizle ilgili değişiklikler yapmanıza da izin vermektedir. Resminizi ekledikten sonra sağ taraftaki açıklama kısmına yine resimle ilgili sormak istediğiniz soruyu sormanız gerekir. Buradaki soru mutlaka kullanıcıyı yönlendirecek şekilde olmalıdır. Ekranda yer alan renk karışımları sonucunda oluşan renk nedir sorusunu sordum. Ve cevabımı da büyük harflerle yeşil yazdım. Hemen başka parçalar ilave edin diyerek, örneğin müzikle ilgili de benzer uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ben hemen resim kısmına geliyorum. Sağda yer alan buraya resmi çek kısmından yine daha önce sol notası ile ilgili bir anahtar indirmiştim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Yine benzer şekilde büyüklüklerini değiştirebilirsiniz. Birden fazla resim ekliyorsanız hepsinin büyüklüğünün standart olması için bu büyüklükleri standart hale getirebilirsiniz. Açıklama kısmına da sizinle gördüğünüz notanın adını yazınız dedim. Bu nota sol notasıydı ve sol diyerek ekledim. Benzer bir resim eklemeyi bilişim teknolojileri dersi için de yapalım.
resim ekle kısmına tıklayalım. Resmi buradan çek diyelim ve Ethernet kablosunun resmini alalım. Ethernet kablosunun resmini aldıktan sonra yine büyüklük ve düzenleme yapabilirsiniz. Yandaki kablonun adı nokta nokta noktadır. Noktaları doldurunuz. Hemen buraya da büyük harflerle Ethernet yazdım. Gördüğünüz gibi şu ana kadar iki tane text tabanlı kelime, bir tane metni sese çevir kelimesi, üç tane de resim ekledik. Yine başka bir parça ilave et diyerek bir de video eklemeyi deneyelim. Daha önce YouTube'da bulduğunuz bir video olabilir. Yan taraftaki film video ara diyerek direkt YouTube'a gidip o anda film veya video aratabilirsiniz. Ben daha önce şöyle bir tane video bulmuştum. Burada Aşık Veysel'in şiirleri okunmakta. Hemen şuradan video kullan seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak videoyu çekti. Ve yan tarafına da okunan şiirin yazarı kimdir diyorum. Buraya da Aşık Veysel diyorum. Gördüğünüz üzere çengelli bulmaca yaparken farklı formatlarda soruları ekleyebilirsiniz. Son sorumu da ekledim. Burada özellikle belirtmek istediğim şey çengelli bulmacaların bütün branşlarda kullanılabilitesidir. Sadece belli branşlarda değil, bütün branşlarda çengelli bulmacaları öğrencilerin dikkatini çekmek, hazır bulmuşluklarını ölçmek, tekrar ettirmek ve benzeri birçok amaçla kullanabilirsiniz. Daha sonra belirli bir yön belirlemek kısmında çözüm kelimesi veya cümlesini dikey olarak bulmacanın içine yerleştiririz ve çözüm kelimesi veya cümlesindeki tüm harfler mutlaka bulmacada mevcut olur. Şimdi buradaki kelimeler birbirleriyle bir kombinasyonla birleşecekler. Bazılarını bu seviyede atabilir. Bunun atıp atılmadığının belirlenmesi için belirli bir yön belirleme kısmını kullanabilirsiniz. Ben şimdilik burayı boş bırakıyorum. Geri dönüşüm kısmında bütün bulmacayı çözdükten sonra ona vereceğiniz bildirim, geri bildirim yer almaktadır. Tebrik etme cümlesi olabilir. Biz tebrik ederiz gibi bir cümle yazıyoruz. Bununla birlikte çengelli bulmacanın çözülmesinde ihtiyaç duyulan yardımcı notlar var ise buraya ekleyebilirsiniz. Şu ana kadar ben istediğim her yeri doldurmuş oldum. Bundan sonra artık sağdaki tamamla ve ön izlemeye göster kısmına tıklayabilirim. Bu kısım kaydetme kısmı değildir. Yaptığınız uygulamanın sadece ön izlemesi gerçekleştirir. Okey dedim. Gördüğünüz gibi 7 tane kelimeden oluşan bulmacamı gerçekleştirdi. Yeniden düzenleye geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane soru sormuştum. Tamamla ve ön izlemeyi göstere geri geliyorum. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ilk talimatım görevlendirme kısmında geldi. Lütfen iki kelimeden oluşan cevaplar için araya boşluk bırakmayınız. Verdiğiniz talimatlar çengelli bulmacanın çözümüne başlamadan önce ekranda görünürler. Hemen şuraya tıklayalım. Resimde gördüğünüz notanın adını yazınız dedim. Bunu sol olarak değiştirdim ve okey dedim. Benzer şekilde oluş fiiliyle ilgili bir sorumuz vardı. Ben buradan şimdi evet gördüğünüz gibi resimli olanlarda otomatik olarak resim buraya geliyor. Ethernet dedim. Hemen şuradan da evet. Tabii bu aşk gösteriyor ama sizin ona göre bir video bulmanız gerekiyor da siz de kendiniz de yükleyebilirsiniz. Bu tarz interaktif sorunun var olması kullanıcının da bulmacayı çözerken sıkılmamasına sebep olacaktır. Bu yüzden size metin tabanlı değil, metin tabanlı ile birlikte bulmacanızda resim, metni sese çevirme ve benzeri formatların da kullanılmasını öneririm. Şimdi bir de biliyorsunuz ki bir çeviri kullanmıştık. Duyduğunuz kelimenin Türkçe karşılığı nedir diyor. Hemen şuradan bir oku diyelim. Gördüğünüz gibi buraya yazmamızı istiyor. H işareti neden işaretli arkadaşlar? İlk başta H vardı gördüğünüz gibi siliyorum.
Bunun nedeni buradaki Ethernet'teki Ethernet'in H'sini yazmış olmamızdı. Bundan dolayı H hazırda geldi. Yani biz yazmadık onu sonradan. Ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi uygulamayı gerçekleştirdik. Ne kadar çok sorunuz varsa ve birbirini tekrarlayan kelimeniz varsa çengel bulmacanız o kadar fazla ve yoğun olacaktır. Hemen bir kontrolünü sağlayalım. Evet, güzel. Hepsi kontrol edildi. Hatta bir tanesini şöyle yanlış yazalım. Yeniden kontrolünü sağlayalım. Evet, bakın kırmızı, diğerleri yeşil. Eğer uygulamanız bittiyse uygulamayı kaydet diyerek uygulamanızı kaydedebilirsiniz. En güzel kısımlarından bir tanesi Learning Apps'in bize opsiyonlu paylaşımlar sunmasıdır. Nedir bunlar? Gördüğünüz gibi bir internet linki sunuyor. Bu şu an ekranda gördüğünüz şekilde linkin görünmesini, daha doğrusu çengelli bulmacanızın görünmesini sağlıyor. Bununla birlikte isterseniz tam ekranda görüntü sağlayabilirsiniz. Bakın tam ekran linki için hemen farklı bir browser'a geçip açıyorum. Gördüğünüz gibi çengelli bulmacanız daha büyükse tam ekranda görüntüleme sağlanabiliyor. Ve güzel kısım, kişinin bu sisteme giriş yapmasına gerek yok oynaması için. Yani illaki bir kullanıcı adına ihtiyacı yok. Kişiye sadece bu linki vererek direkt şu sayfaya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bir web siteniz varsa ya da öğrenme yönetim sisteminiz varsa web sitesinin içerisine gömebilirsiniz ya da SCORM şeklinde bu sayfayı web sitenizin ya da öğrenme yönetim sisteminizin içerisine yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte QR kod uygulaması da var. Bir poster yapacağınız zaman ya da öğrencilerinize ödev verdiğiniz zamanlarda QR kodla eğer mobil cihazlar kullanılıyorsa derslerinizde ya da uygulama dışında QR kodunu da sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyerek masanızın üzerine kaydedebilirsiniz ve bunu öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Benzer uygulamalar, örneğin bu tarz uygulamaları oluşturdunuz ve bu sistemden çıktınız. Yeniden uygulamalarımı nereden görebilirim? Bunun için uygulamalarım kısmına, sağdaki uygulamalarım kısmına gelmeniz yeterlidir. Gördüğünüz gibi burada daha önce yapmış olduğunuz bütün uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Genel olarak çengelli bulmacanın oluşturulması bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.